Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerden karşılığımız, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Kınemizde kıtanlar ekranımızda olsun. Kanada, Hong Kong ahallarına panahlık beriş kaidesini adilaştırdı. Kanada hükümeti, Kanada'dan panahlık sorgan Hong Kong ahallarına panahlık beriş tertibini adilaştırgan bulup, Kanada'ya köçüp gelip bir yıl işligenden keyin mengülük turuş kartısı'ğa iltimas kılsa bolidiken. Fransiya Xalqaro radiosining 13-nji iyuldagi xabarida bildirilishicha, Xitoyning terror siyosati sabablik Hong Kongdagi iqtisod egalari chet elga oqib ketayotgan bir paytda, Kanada hukumatı Hong Kong xalqiga panohlik berish cheklamasini texami bo'shatgan bo'lib, betipliq ko'chmanlar programmasi oliy maktabni bitirgan o'quvchilarning mangulik turish kartiga erishish cheklamasini bekor qilgan. Bundaq bo'lganda Kanadaga ko'chman bo'lib borgan Hong Kongliklar 1 yil ishlagandan keyin mangulik turishni iltimos qilsa bo'ladi ekan. Bu osonlashtirilgan qabul qilish tartibi kelar oyning 15-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi ekan. Kanada Köçmenler Ministeri Sin Friser'nin karışça bu tertip Kanada hükümeti ve köçmenler tan payda aldıgan tertip iken. Töt Hong Kong Halk Teşkilatı'nın eğitişçe yeni tüz tüşkir gözülgen tertip teximi köp Hong Kong halkını Kanada'a oldıraklaşıqı iltimas kılışıqı celip kılalaydı iken. Hindistan'daki 3 Uyghur Xitay'a kaytırılış haupıdı durmaqta. 10 yıl ilgiri Şarkı Türkistan'dan kaçıp çıkıp Hindistan'da tutup durulubatkan 3 Uyghur növette Xitay'a kaytırılış haupıgı düşkelgen bulup, onların adukatının eğitişçe Hindistan dairleri adukatının onlar bilen körüş talepini rad kılgan. Amerika Avazı'nın 13-nji iyuldaki haberde bildirilişçe onların adukatı Muhammed Şafi Lassu, Amerika Avazı muhbirinin telefon ziyaretini kabul kılıp, növette 3 Uyghur yeni türmege yöt geldi. Ben türme dairleri bilen alakalışıp, akufkular bilen körüşün talep kılgan bolsam mı, ama onlar menin bu ballar bilen alakalışımı yol koymadı, degen. O muhbirge yana sakçılar 3 Uyghur akufkini hüccet ve pasportsız sayahat kılış bilen ayıplab, cemaat xavfsizliki kanunuğa asasen her 6 ayda bir kıtım tutup duruş hükmini yenilaş arkalık hazırgıcı tutup durgalıqını 3 Uyghur akufkularının Hindistan'da siyasi panahlık talep kılgan bolsa mı, onların Xitay'a sürgün kılışını karar kılgalıqını, bu 3 Uyghur akufkinin Jammu Kashmir Yukarı Sot Mahkemesi'ne narazılık arız sunğalıqını, bu dilonun tekşi tekşürlüvatkalıqını bildirgen. Adukat muhbirge yana Hindistan hükümetinin Uyghur ve başka masabırlarga tutkan muamilesini tanqit kılıp, Hindistan dairelerinin Afganistanlıklar ve Birmalıklarının Hindistan'da kılışıgı yol koygan bolsa mı, ama bu 3 Uyghur akufkini yanılı Xitay'nın təsiri sebebiden türmede tutup atkallıqını bildirgen. Amerika Avazı muhbirleri Hindistan'nın Washington'da duruşluk baş elçihanesinin Hindistan'da türmege taşlanan 3 Uyghur'nu kayıt sürüştü kılgan bolsa mı, ama hiç kandaq cevabı erişelmegen. Kişilik hukukunu közüşü teşkilatının Cenubi Asya rayonu'nu mesul emeldari Meenakshi Ganguly Hindistan hükümetini Uyghurlarını Xitay'a kaytırıp vermezdike ve onlarını cinayetçi deb karıştın saklanışkı çakırı kılgan. Muhammed Şafi Lafsu'nun eğitişçe o Uyghurlarının adukatı bulu salahiyeti bilen, Birleşken Devleti Teşkilatı Musafirlar Organı bilen alakalaşkan ve her kaysi hükümetlerden yardım talep kılgan, hem de 3 Uyghur'a panahlık tilaşta yardım birişini ümit kılgan bolsa mı, bırak hiç kandak icabi cevap ve yardımge erişelmegen. NATO Xitay'nın 2035 yılıca 1500 yadro oqbeşiği ege bulunduğalıqını mülçerle vatqalıqını bildirdi. Şimali Atlantik Akti Teşkilatı Başkatibi Jens Stoltenberg Litvaniya paytaxtı Vilnius'ta çakırılgan NATO başlıkları yığınının ahırıda muhbirlerini kütüveliş yığını ötküzüp suallarga cevap verdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Şimali Atlantik Akti Teşkilatı Başkatibi Jens Stoltenberg NATO'nun Xitay'nın 2035 yılgıca Şimali Amerika ve Avrupa'nın hemen yerine yetip paralaydıgan başkurulduğun bomba cihette 1500 yadro oqbeşiği ege buluduğallıqını mülçerle vatqallıqını bildirdi. O Xitay doğrusudaki bir sualga cevap verip, NATO başlıkları yığınıda bulup mu NATO'nun Avustralya, Yeni Zelandiya, Cenubi Koreya ve Japonya bilen körüşlerde Xitay'a karşı küçülük uçurlarının berilgenlikini eytti. Stoltenberg bexatarlıkning rayon xarakterlik emas, yarishari xarakterlik masala ekanligini ta'kidlab, Xitoyning harbiy iqtidorga selibotgan mablag'larni tilg'a olib, biz Xitoyning 2035 yilgacha Shimoliy Amerika va Yevropaning, ya'ni Shimoliy Atlantik Akti Tashkilotining hamma zimmalariga yetib boraladigan boshqarilgan bomba jihatda 1500 yadro o'q beshig'i ega bo'ladiganligini mo'ljallayapmiz.
biz Xitoyning bizga qanchalik yaqinlashganligini ko'ryapmiz deganlarni qayd qildi. Stoltenberg Xitoyning dunyoning Afrika va Shimoliy qutb rayoni qadarliq nurg'un joylarga berib, muhim ul aslahalarni kontrol qilishga urinayotganligini hamda to'r bo'shliqlarga kirganligini bildirib, NATOning Hindiy tinch okean rayonidagi sheriklari Avstraliya, Yangi Zelandiya, Koreya va Yaponiya bilan dengiz bexatarligi uchur bulg'unishiga qarshi kurash va to'r sohasi qadarliq masalalar bo'yicha xizmatlarini ishlayotganligini so'zlarga ilova qildi. Xitoy NATOning Osiyo tinch okean rayoniga kengayishiga qarshi turganligini bildirdi. Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti Xitoyni tashkilot manfaati va bexatarligiga xiris qilganligi haqida ayiblagandan keyin Xitoy buningga norozilik bildirdi va Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining Osiyo tinch okean rayoniga kengayishiga qarshi turganligini bildirdi. Amerika vazirining xabarida bildirilishicha 11-iyul Xitoyning Yevropa ittifoqidagi bayonotchisi bayonot e'lon qilib, Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti boshliqlari yig'inda e'lon qilingan birlashma bayonot suquq munosabatlar urush psixikasi va ideviy qarashlari bilan to'lgan. Xitoy buningga qat'iy qarshi turdi va rad qildi degan. Xitoy bayonotchisi yana Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining rayonlik harbiy tashkilot bo'lish sifati bilan tashqi ishlarga uzluksiz aralashib, qarshilashish paydo qilayotganligini tashkilotning kengayish orzusi va zo'migarlik planining aniq oshkorlanganligini, o'zining egalik huquqi, bexatarligi va taraqqiyot manfaatini qo'g'dab, Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining Sharq va Osiyo tinch okeanga kengayishiga qat'iy qarshi turganligini bildirgan. Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti seshanba kuni Litvaniyaning Vilnius shahrida o'tkazilgan 2 kunlik boshliqlar yig'inida qattiq so'zlar bilan bayonot e'lon qilib, Xitoyning yomon g'arazlik harakati va soxta to'r uchurlari, ittifoqdoshlarni nishon qilgan dushmanlik so'zlari, ittifoqdoshlarning bexatarligiga buzg'unchilik qilganligini, Xitoyning qarinati va majburlash vositalari orqali Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining manfaati, bexatarligi va qimmat qarishiga xiris qilganligini tilga olgan. Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining bosh kotibi Yens Stoltenberg boshliqlari yig'inda qilgan so'zida, garchi Xitoy Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining bevosita dushmani bo'lmasa-mu, ammo Xitoy majburlash harakatini kuchaytirish orqali qoidaga tayangan xalqaro tartibga xiris qilmoqda. Shundaqla Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchilik urushini ayiblashni rad qildi. Tayvanga tahdid soldi va armiyani keng ko'lamli kengaytirishga boshladi degan edi. Xitoyning Uyg'ur o'smirlarini harbiy tuzumda tarbiyalashi diqqat qo'zg'adi. Ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sirlarda Xitoyning Uyg'ur o'smirlarini harbiy tuzumda tarbiyalayotganligi ko'rsatilgan bo'lib, bu andisha va diqqat qo'zg'imoqda. Lager shohidi Zumrad xonim 13-iyul ham bahrlagan sirlarda ko'rsatilishicha, Xitoy rejimi boshlang'ich maktab yoshidagi Uyg'ur o'smirlarini bir tutash harbiy forma kiydirib, harbiy tuzumda tarbiyalagan. Bolalarning yoshiga mos kelmagan holda qattiq harbiy tuzum bilan boshqarilgan bo'lib, har bir sinfda bolalarning yig'i ovozi anglanib turadi ekan. Sinflarda ko'rilgan xitoycha xatlarda atalmish Shinjang Urumchi deb yozilgan bo'lib, mazkur bolalar harbiy lagerining Urumchida ekanligini ko'rsatmoqda. Ikkinchilik yeri shuki, mazkur lagerda qizlarmi bor bo'lib, ota-onasining yendi turib o'sib yetilish mazgilidagi qiz bolalarmi harbiy lagerda Xitoy boshqaruvchilari oldida do'kulat qilish, yuqori ovoz bilan qasam berish qatorliq ishlarga majburlangan. Undan boshqa qoramig'i yetganlar mashqlandirilgan gazarmida doim ko'zga chalqadigan japog'i chidash, tavlinish degan jumlalarning bolalar harbiy lagerda ko'zga chalqishi kishini tashvishga soladi ekan. Xitoyning pilonliq tashviqotchilarining ziyoratini qabul qilgan bolalar yushurmasdan ota-ona va oilasini sig'inganligini, oiladagi tomoqlarning mazzalik ekanligini bildirishgan. Sinlar ichidagi 8 yosh atrofidagi bir uyg'ur qiziga Xitoy komandirining qo'pollik bilan buyruq qilayotganligi, qizning tik turib ullik ovozda harbiy dokulat va qasam berishi kishining yurakini ezadigan bo'lib, u dokulat, ismim Sabira. Kelgusida qanday xatarga duch kelishimdan qat'i nazar, barliq kuchim bilan xatarga otlanib, oxirgacha ching turaman. Meni o'tkazib o'tishingizni o'tinaman degan so'zlarni yuqori ovozda qayta-qayta so'zlashga majbur bo'lgan. Ijtimoiy uchur vositalarida qattiq diqqat qo'zg'agan mazkur sillarga o'xshamagan inkaslar bildirilgan bo'lib, ahvoldan qaraganda bu farzandlarimizning qanchiligan qattiq tayoq, urush, tepiklar, qo'pol muomillarga uchraydiganligi aniq. Xitoylar bizning yurak parlarimizni bizga qarshi selish uchun tarbiyalamoqda. Bular ichida mening balammi, sizning balangizmi bo'lishi mumkin degandek inkaslar yozilgan. G7 davlatlari Ukraina to'g'risidagi birlashma bayonotga qo'shildi. G7 davlatlari Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti boshliqlari yig'inining bir qismi sifatida
Ukrayna'nın kollaşının bir xatarlık ramkisini oturgu koygan birleşme bayanatka koşuldu. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe G7 devletleri Litvanya'nın paytaxtı Vilnius'ta ötküzülgen NATO başlıkları yığını dairesi de Ukrayna'nın kollap birleşme bayanatı ilan kıldı. Bayanatta G7 devletlerinin erkin, müstakil, demokratik ve ilgilik hukukluk Ukrayna'nın halkarada itiraf kılınan çigraları işçi de özünü koğduyalaydıgan ve kelgüsüdeki hücumlarının aldığını alalaydıgan stratejilik nişanıgı bolgan tevrenmez vadeleri yeni bir kıtım tekitlendi. Bayanatta biz Ukrayna'nın bihaterlikinin Euro-Atlantik rayonu bihaterlikinin ayrılmaz bir kısım ihkallikini kayıt tekitleyimiz. Rusya'nın Ukrayna'ya kanunsuz ve yolsuz tecavüz kılışı halkara tınışlık ve bihaterlikini tehdit. Halkara kanunu uçuk aşkarı hılaplık kılış. G7'nin bihaterlik menfaatine mas gelmeydiğen hareketle karıldı deyildi. Bayanat yana kançılık devamlı şiddin kat'i nazar biz Rusya'nın tecavüzçülüğü karşı özünü koğduğun Ukrayna'nı kollayımız. Bizden ortak demokratik kımmet karışımız ve menfaatimiz Hemmedin muhimi BDT nizamnamesige zemin bütünlüğü ve ilgilik hukuku prinsiplerine hürmet kılgan halda Ukrayna'nı her vakit birlikte kollayımız deyildi. Bayanatta her bir G7 devletinin Ukrayna bilen konkret, ikitereplik, uzun müddetlik bihaterlik vadeleri ve uğrunlaştırışları bu işe tirişçallık körüstüdüğallıkı kayıt kılınış bilen birge Ukrayna'nı koğduyalaydıgan ve kelgüsüdür Rusya'nın hücumlarını tulsiyalaydıgan sicil küç bilen teminleş doğrusu da birdeklik hasılı kılınğallıkı tekitlendi. Bayanatın ahırıda Ukrayna'nın urus sebebinin kilip çıkan muhim ihtiyaçlarını kamdaş üçün iqtisadi ve texniki cahetten yardım kılındığallıkı Ukrayna'nın ortak bir xatarlıkıgı aktif tövbe koşuş, ortak yardımgı münasibetlik, uçuk aşkarlık ve cevapkarlıkını sürüştürüş tedbirlerini küçeytiş doğrusu da vadelerinin berilgenliki kayıt kılındı. Bayanatta Ukrayna'nın vadelerigimi alahide uğrun acırtıldı. Xitay hakkırlar grupisi nurgun devlet organlarının ilhatlarını kolgu çürgen. Merkezi Amerika'da duruşluk teknik şirketi Microsoft, Xitay hakkırlar grupisinin Garbi Avrupa'daki bir kısım devlet organlarının ilhatlarını kolgu çürgenlikini ilan kıldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Microsoft'un bayanatına asaslanğanda Storm 0558 namlı Xitay hakkırlar grupisi Garbi Avrupa'daki halkınımı öz içine alğan tahminen 25 organ ve şahsının ilhat sandıkını hücum nişanı kılgan. Abuntlar normal bulmağan ilhat hareketlerini Microsoft'a malum kılgan denken, bu Xitay hakkırlar grupisinin ilhat adreslerini kolgu çürgenlikinin bir ay boyunca baykalmağallıkı aşkarlanğan. Microsoft'un bihaterlik mesul muavin baş direktörü Charlie Bell, Xitay hakkırlar grupisinin uçur toplaş üçün ilhat sistemlerine erişip casusluk faaliyetine merkezleşkenlikini bildirdi. Bayanatta Microsoft'un Storm 0558 namlı Xitay hakkırlar grupisinin faaliyetlerini yıkındın nazarat kılıdığallıkı ve muşununga okşaş hücumlarının aldığını eliş üçün tetkikatlar elip barıdığallıkı uxturuldu. Hürmetli görmelerimiz, şunaklı bugünkü haberlerimiz bu şehirde ahırlaştı. Adik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.